Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Uygulama yapay zeka dersinin 7. hafta dersine hoş geldiniz YouTube kanalımda. Az önce Uzem üzerinden de dersin videosunu çektim ama ne zaman dönüştüğünü bilmiyorum. O yüzden dersin tamamını buradan yapmaya çalışacağım sizlere. Bugün geçen hafta yaptığımız listeler, diziler tekrarından sonra aritmetik işlemlere bakacağız. Giriş olarak bu dersi yapacaklarımız şöyle bakacak olursak, prologda aritmetik işlemlerin kabiliyetlerine önce bakacağız. Yani nasıl yapıldığını, aritmetik işlemlerin prologda nasıl koda döküldüğünü, arkasından bunu akümülatör dediğimiz, yani toplayıcı dediğimiz, mikro işlemcilerde de kullanılır, akümülatör dediğimiz yapı kullanarak yine temel ya da basit liste işleme problemlerinde uygulamaya çalışacağız. Sonra çok önemli bana göre bir konu, yani rekürsif yapılar var. Bu rekürsif yapıların içerisinde iki tanesini karşılaşacağız. Bir tanesi kuyruk rekürsif. Bunun ne olduğunu anlatacağız. Kuyruk rekürsif ve kuyruk rekürsif olmayan iki tane rekürsif yapıyı açıklayıp kuyruk rekürsifin neden kuyruk olmayan rekürsife göre daha efektif çalıştığını izah etmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Prolog'da aritmetik işlemlere baktığımız zaman normal aritmetik işlemler görüldüğü gibi ekranda sol tarafta, sağ tarafta ise bunun prolog karşılığı var. Çünkü ikinci derste anlattığımız gibi bu eşittir işlemlerini prolog dilinde unification ya da birleştirme işlemi diyoruz. Burada çok karşılaşacak kısım o. 2 artı 3 eşittir 5 örneğine baktığımız zaman bunun prologdaki karşılığı 5 is 2 artı 3. Yani 5 2 artı 3'e eşittir ya da eşit midir sorusunun karşılığı. 3 çarpı 4 eşittir 12, 12 is 3 çarpı 4. Böyle bu şekilde devam ediyor. Demek ki eşittir'in prologdaki karşılığı net olarak is. Bakın toplama, çarpma, çıkartma, bölme, negatif sayılarla işlemler. Bir de en sondaki bir işlemimiz var. İşte 1 mod 7'ye göre 2'nin karşılığı ya da 7'yi 2'ye böldüğüm zaman kalan. Bunun da prologdaki karşılığı 1 is mod parantez açıp 7,2 kapa parantez şeklinde yazabiliyoruz. Örnek sorgulamalara bakacak olursak prolog dilinde. İşte ilk sorgu 10 is 5 artı 5. 15 artı 5 midir? Evet. Değil mi? 5 artı 5 is 5 artı 5'in sonucu 10'dur. 10 10 mudur aslında? 4 is 2 artı 3? Hayır. Çünkü bir tanesi 4 5'e eşit değil. Değişkende 3. örneğe baktığımız zaman burada da x is 3 çarpı 4. Yani x değişkeni 3 çarpı 4 müdür? Burada ne yapıyorduk değişkene? X eşittir 12 ile örnekliyorduk. Yine büyük R is mod 7,2. Yani 7'nin 2 ile bölümünden kalanı R değişkenine atama veyahut da örnekleme yapıyoruz. Biz bu aritmetik işlemde de prologda veyahut da yüklemlere tanımlanması da kullanabilir miyiz? Buna dair bir örnek. Add triand double x virgül y. Burada y değişkeninin 3 fazlasının 2 katı. Pardon, x değişkeninin 3 fazlasının 2 katı y değişkeni sonuç. Burada bir rule var, kuralımız. Kuralımıza göre bakın aritmetik işlemi kullanmışız. Bunun doğru olabilmesi için y is x değişkenini alıyoruz. 3 fazlasını alıp parantez içerisinde. Çünkü burada bir aritmetik işlem önceliği var. 2 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla birkaç tane sorgulama yapalım. Add triand double 1, x. Burada 1 ile x değişkenimiz unify olacak, birleşecek. X'e 1 atanacak. Bu x değişkeninden y değişkeni birleşecek. Sonra bu kuralı doğru olmak için y is 1 artı 3, 4. 4 çarpı 2, 8. Y 8 olacak. Dolayısıyla x'e y ile x ile birleştiği için x eşittir 8 cevabı verecek bize. Add 3 and double 2, x ile de bu sefer x ile 2 birleşecek. Buradaki x değişkeniyle y değişkeni birleşecek. Buradaki x değişkeniyle buradaki kullanılan sorgudaki x değişkeni birbirinden farklı.
Dolayısıyla 2 artı 3 5. 5 kere 2 10. Y'yi 5 atayacak. Buradaki atadığı, pardon, 10 atayacak. 10 atadığı değerde X çıktısı olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Daha yakından bakış yapalım. Aritmetik işlemlere. Bu aritmetik işlemler aslında bakılacak olursa iki tane parametre ile kullanılan fonksiyonlar, toplama, çıkartma, bölme ve çarpma fonksiyonları. Argümanları da integer sayılar. Yakından bakışa bakıyoruz. Çok karıştırılan bir konu burası. X eşittir 3 artı 2. Burada sanki x eşittir 5 gibi. Hayır. Prolog dilindeki bu sorgunun sonucu x ile 3 artı 2 atomunu birleştirmedir. Dolayısıyla sonuç x eşittir 3 artı 2 olur. 3 artı 2 eşittir x dediğimiz zaman burada da bir unification işlemi var. Hatırlarsanız ikinci derste anlatmıştım. Sağda ya da solda olması fark etmiyor. Değişkenle değişken, atomla atom, atomla değişkenler unify işlemine tabi tutulabiliyor, birleştirebiliyor. Burada da 3 artı 2 atomuyla bir sabit x değişkeni birleşir mi? Evet, birleşir. Sonuç yine yukarıdakinin aynısı. X eşittir 3 artı 2 olur. Is ne işe yarıyor? Aslında eşittir demiyoruz prologda. Çünkü eşittir matematiksel bir işlem değil. Burada birleştirme işlemi. Onun yerine is yüklemini kullanıyoruz. Daha doğrusu kullanmak zorundayız. Prologda herhangi bir aritmetik işlem yapmak istiyor isek. Örnek, x is 3 artı 2. Burada x değişkeni 3 artı 2'nin sonucunu örnekliyoruz ya da atıyoruz. X eşittir 5 alıyor. 3 artı 2 is x. Biz iki parametre ile kullanılıyor. Bakın şurada söylüyor. Burada unification, birleştirme işlemi gibi bize sonuç vermeyecek. Hata verecek. Neden? Çünkü is yüklemi iki tane parametre ile kullanılıyor. İşte birincisi 3, ikincisi 2. Dolayısıyla burada is işlemi sadece bir değişken gelsin. Sağ tarafında da mutlaka toplama, çıkartma, çarpma, bölme istediği için hata veriyor ve diyor ki parametre ya da argümanlar are not sufficiently, yani yeterli olarak örneklendirilmemiştir. Burada çok olarak izden sonra 2 artı 2 artı 2 işlemleri yaparsak bunun sonucunu verir, hata verir. Bunun sonucunu verir sondan başlayarak. İşte önce bu işlemi yapar. 4, 4 artı 2 6, 6 artı 2 8, 2 artı 8 10. Result eşittir 10 sonucunu veriyor. Bu isim kullanımında bazı restrictions, yani kısıtlamalar var. Biz is yükleminin sağ tarafında kullanılacak değişkenlerde özgürüz. Isin sağ tarafında kullanılacak olan değişkenlerde özgürüz. O da neresi? Bakın şurası. Değil mi? Fakat diyor, prolog buradaki işlemi değerlendirebilmesi için mutlaka değişkenin örneklendirilmiş olması zorunlu. Bu prolog terimi bir aritmetik ifade olmak zorunda. Yani artı, eksi, çarpı, bölü gibi bir aritmetik işlem olmak zorunda. Dikkat çekilecek iki tane konu var. Aslında bu 3 artı 2, 4 bölü 2, 4 eksi 5 ya da 3 çarpı 2 gibi sıradan prolog terimleri aslında prolog da böyle değil. Ona değiniyor. Asıl yazım örneğin 3 artı 2'nin gerçekte artı parantez aç 3 virgül 2 işlemi. Ve böyle devam ediyor. Dolayısıyla biz buna user friend, yani kullanıcı dostu, bizim alışa geldiğimiz kullanıcının başka bir şekilde başka bir notasyona alışmak zorunda olmadığı, onun alıştığı notasyonla yapıyoruz. Aynı zamanda is predicate'i iki şekilli bir prolog yükleme. İşte örnek, x is 3 artı 2'nin aslında daha karmaşık, user friendly olmayan tarzı is yüklemini parantez açıp iki parametresini yazıyoruz. X değişkeni virgül artı 3 virgül 2, yani işlem bir yüklemin içerisinde, is yükleminin içerisinde başka bir toplam yükleme daha kullanıyoruz. Peki bu aritmetik işlemleri biz bir
listeler için yazabileceğimiz bir yüklemde nasıl kullanırız? Sorumuz şu. How long is a list? Yani bir listenin uzunluğu, değil mi? Klasik bir sorudur kodlamada da. Bir listenin boyu nasıl bulunur? İşte çeşitli teknikler var burada. Mutlaka prolog şeyi için söylüyorum ama normal bir dilde aynı terimli diziler olduğu için örneğin bir karakter dizisiyle sonlandırma karakteri vardır sonunda mutlaka string'in sonlandırma karakterine gelene kadar bir sayaç atarız. Sayaçtaki en sondaki değer bizim dizimizin içerisindeki eleman sayısını ya da bu boyunu verir. Şimdi ilk olarak boş listeye hepinize sorsam boş listenin uzunluğu nedir? Herkes şu cevabı verecek. Sıfırdır değil mi? Çünkü herhangi bir elemanı yok. Bu cepte olan ve rekürsif yapılardan bizi kurtaracak bir sihirli aslında cevap. An empty list yani boş olmayan bir listenin boyunu bulabilmek için ise one plus length of its tail. Ne diyor? One plus length of its tail yani o dizinin kuyruğunun boyunun bir fazlası. Yani eğer ben bir dizinin kuyruğunun boyunu, bakın hit kısmı değil, baş kısmı değil, çünkü hit 1'dir. Ama kuyruğunun boyunu bilirsem, o zaman ben o dizinin kuyruğunun bir fazlası, hit daha çünkü, o zaman dizinin boyudur diyebilirim. Dolayısıyla az çok anladınız. Her bir kuyruğun içerisinde de kuyruklar olduğu için rekürsif bir yapı bizi bekliyor. Evet, prolog dilinde bir listenin boyu nasıl bulunur? Bununla ilgili prolog örneğimiz. Bakın length, onu len diye yazmış. Len, parantez açmış. İki tane parametreyle kullanılıyor. İlki gördüğünüz gibi bir liste, boş liste vermiş. Bu aslında ilk cümle. Bir boş listenin boyu her zaman sıfırdır. Bakın len, parantez aç, empty list veriliyorsa köşeli parantez açıp kapatmış burada. Sanki kare gibi çıkmış ama bunun sonucunu sıfır olarak vermiş. İkinci kısma baktığımız zaman ikinci kısma bakın bir rekürsif yapı. Nereden anladık? Rule'un yani kuralın sol ve sağ tarafında len kendi kendini çağırıyor. Burada yine geçen hafta anlattığım isimsiz değişkenler var bizi kurtaran. Konsol ekranı dökmesini istemediğiniz, sonucunu bulmasını istemediğiniz değişkenler varsa kullanmadığımız bunlara alt tire ile gösterebiliyorduk. Burada ne yapmış? Bakın listemizi ya da dizimizi hit ve tail kısmına ayırmış. Ama hit kısmına ayırmış. Yani ne yapıyor? Aslında çöpe atıyor. Yani hit kısmıyla ilgilenmiyor ama tail kısmı büyük L ile göstermiş. Dizimizi hit ve tail ile ayırdık. Hit ile ilgilenmiyoruz. Tail'e ve virgül n. N burada bizim sonucumuzu aslında söylüyor. N burada bir tam sayı dizimizin boyu. Bunun olabilmesi için kuralımız şu. Len L virgül X. Yani kuyruk kısmının boyunu istiyoruz biz. Dolayısıyla burada bir virgül var. End var. Bu len'in çalışabilmesi için tekrar bu tarafa gelecek. Boş liste olmadığı için tekrar tail'ini bulacak. Tekrar bir rekürsif çağıracak. Tekrar bir rekürsif. Ne zamana kadar devam edecek peki? Evet duyar gibiyim. Empty list olana kadar. Yani en son tail'imiz tek bir eleman olacak. Onu da hit ve tail'ine ayırdığımız zaman buradaki L kısmımız boş bir liste olacak. Boş bir liste olduğu zaman bu tarafa geldiği zaman biz buranın boyuna sıfır diyeceğiz. Sonra da rekürsif yapılar başa doğru stack'ten tekrar olarak yığından tekrar olarak başa gelecek. Virgülden sonraki kısma bakalım. N is x artı 1. Heh, aritmetik işlem burada kullanıyor. Demek ki en sonunda empty list için 0 artı 1, 1 olacak. Kaç defa rekürsif yapıya girmişsek o kadar 1'leri toplayıp ne yapacağız? Başa doğru geleceğiz. Ve dolayısıyla bizim sonucumuz kaç defa rekürsif yapı yaptıysak o kadar artı 1 şeklinde toplam dizimizin boyunu bulmuş olacağız. Örnek bir tane kullanımı. A, B, C, D, E, A, X, T. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bu tek başına bir eleman. 6 ve
ve 7 tane elemandan oluşmuş. Dolayısıyla bu toplam 7 defa rekürsif yapıyı çağıracak. En son kuyruk kısmında x olacak. X'imizde hit ve tail'ini ayıracağız. X'imiz hit olacak. Onu da attık çöpe. L kısmına gelecek. Empty list. Empty list virgül x. Bunu bulacak 0. 0 buraya geldiği zaman virgülden sonraki kısmı çalışacak. O zaman ne olacak? 0 artı 1, 1. Değil mi? Pardon, özür dilerim. T için. Ben x dedim ama yanlış gördüm. T için 1 olacak. 0 artı 1. Bunun için 1 artı 1, 2 olacak. Rekürsif. Sonra 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4. 4 artı 1, 5. 5 artı 1, 6. 6 artı 1, 7 deyip şuradaki en dıştaki rekürsif yapının dışındaki yapıya gelecek. Dolayısıyla 7 defa rekürsif yapıyı çalıştırarak bizim sonucumuzu 7 olarak bulacak. Bu ne işe yarıyor? Bu bir kere çalışıyor. Yani daha sonra her bir sorgulamada geliyoruz yukarıdan aşağıya ama bu bir kere gerçek anlamda çalışıyor. En sondaki dizimizin tek elemanı kaldığı zaman T. Bunun hit ve T'ini ayırıyoruz. Empty list kalıyor. Şurada T kısmı L. Dolayısıyla buraya geldiği zaman buradaki X değerimizin 0 olduğunu buradan anlıyoruz. Yoksa sonsuz döngüye gireriz. Karmaşık bir çözümdü. Bunun alternatif bir çözümü daha var. Akümülatörler. Yani sayaç ya da toplayıcılar. This is quite a good program. Bu oldukça iyi bir programdır. Easy to understand. Anlaşılması kolay. Relatively efficient. Yani relatif olarak, bağlı olarak verimli. But there is another method. Yani bir önceki metottan bahsediyor burada iyi bir program olduğunu. Fakat diyor there is another method of finding the length of a list. Yani bir listenin boyunu bulabilmek için farklı bir diğer bir metot daha var. Daha efektif, daha doğrusu. Introduce the idea of accumulators, yani akümülatörlere ya da sayaçların fikrine giriş yapacağız burada. Akümülatör ya da sayaçlar değişkenlerdir. That hold intermediate results. Yani sürekli sonuçları tuttuğu, sürekli sayaçların güncellendiği, en son akümülatöre baktığımızda sonuç buymuş dediğimiz kısım. Ve burada tekrar rekürsif yapıyı başa doğru yapmamıza gerek yok. Orada da bir avantaj sağlıyor. Time ya da zaman açısından. Evet. Defining ACC'len, evet 3 parametreli ACC'len slash 3. Akümülatörlü bir length dizinin boyunu bulacağız. Ve 3 parametreyle kullanıyor. Neymiş bu 3 argument ya da parametre? Baktığımız zaman the list whose length we want to find. Yani bizim bulmak istediğimiz dizinin İlk parametre olduğu bizim boyunu bulmak istediğimiz dizi bizim burada kullandığımız yüklemin ilk parametresi. Tabii ilk olması şart değil. Herhangi parametresi diyebiliriz. The length of the list and integer, bir tam sayı olan dizinin ya da listenin boyu ise ikinci parametre. Yani üç ne peki? Bir önceki örnekten farklı olarak an accumulator, yani bir sayaç. Keeping track of the intermediate values for the length. Yani her an değişen ve sürekli listenin kalan kısmının boyunu bulan, onu izleyen bir sayaç. Accumulator of ACC'len. Yani buradaki yüklemimizin akümülatör kısmı. Tanımlamak gerekirse initial value of the accumulator, yani sayacın genelde başlangıç yeri sıfırdır. Burada da onu söylüyor. Başlangıç yerine ACC'nin sıfır vereceğiz. Sonra ilave edeceğiz her bir işlemde. At one, yani bir ilave edeceğiz. Ne zaman? To accumulator. Accumulator each time. Her seferinde we can recursively take the heat of a list. Bir listenin heat kısmını listeden aldığımız zaman recursif olarak her bir rekürsifte heat kısmını aldığımızda eğer bir sayı çeklersek en son mutlaka liste sonsuz olmadığı için liste bitecek, dizi bitecek. En sonunda da listemizin ya da dizimizin akümülatörde olan sayaçtaki en son değer bizim listemizin boyunu verecektir. Bakın ne zaman duracağız? When we reach the empty list. Yani tail kısmı ya da dizimizi heat kısmını ayırdık. En son bize bir boş liste verir. Bu da akümülatörün ve yani boş listeye vardığımız zaman biz akümülatördeki değer sürekli ekleyerek gittiği için bize listenin boyunu verecektir arkadaşlar. Evet,
Daha efektif kodumuza bakıyoruz şu an. ACC len, bakın boş bir liste. ACC, bu bir değişken, büyük harfle yazılmış. Length, yine büyük harfle yazılmış bir değişken. Bunun olabilmesi için tabi buradaki sıralama önemli değil. Siz liste ile başlamazsanız ACC'yi başa atarsınız, length'i başa atarsanız buradaki sıralama, kullanım sıralaması önemli değil. Parametreleri istediğiniz gibi yazarsanız ama sorguladığımız zaman buna göre sorgulamamız lazım. Boş bir listenin akümülatörlü boyu, hatırlarsanız bir önceki örnekte boş bir listenin boyu sıfırdı. O zaman eğer ben boş bir listenin akümülatörlü kullanarak boyuna bakmak istiyorsam akümülatörün başlangıç değeri sıfırdı. O zaman sonuç ne verecek? Sıfır verecek. Tabi bunu bulabilmemiz için length'in, yani boy değerinin buradaki ACC değerine eşit oluyor. ACC ne zaman sıfır verdiğimizi göstereceğiz ileriki slaytlarda. Demek ki eğer empty liste geldiysem ben artık akümülatördeki son sayaç değerim benim dizimin boyunu verecek demektir. İkinci kısım rekürsif kısım. Bu rekürsif değil. İkinci rekürsif kısım, listemizi heat ve tail kısmına ayırıyoruz. Yine isimsiz anonymous variable kullanıyoruz burada. İsimsiz bir değişken. Yani heat kısmını atıyoruz kısacası. Çöpe herhangi bir yerde kullanmıyoruz. Ama tail kısmı önemli. L'ye atıyoruz. All da ACC. Bakın farklı bir değişken kullanıyorum. Eski akümülatör değeri. Length, boy kısmı. Kuralımız new ACC. Yeni bir değişken daha. Bakın burada rekürsif yapı şurada çalışıyor. Önce şunu hesaplıyor bakın. Rekürsif yapıya girdiği anda new ACC'yi old ACC artı 1 şeklinde bir arttırıyor. Her bir rekürsifte bir arttıracak. Sonrasında virgül bu işlemi yaptıktan sonra rekürsif yapı çalışıyor. Burada bulduğumuz kuyruk kısmı L, new ACC, şurada güncellediğim yeni akümülatör değeri ve length değeri. Bakın burada değişmeyen tek değer length. Length sürekli rekürsif yapıyla aynen devam ediyor. Ama güncellenen değer, burada iki tane değer var. Bir, listedeki her bir eleman heat kısmı atılarak, yani 10 elemanlıysa kalan 9'u, kalan 8'i, kalan 7'si. Her bir rekürsifte de akümülatörümüz 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralı birer birer artarak kendi kendine burada ne yapıyor? Empty liste gidene kadar devam ediyor. Burada açıklama yapmış. Burada ne yapıyor? Add one to the accumulator each time we take off a heat from the list. Listeden heat'i çekip geriye kuyruk kısmı kaldığı zaman akümülatöre bir ilave ediyor. Ben bir richly empty list, boş listeye vardığım zaman akümülatör neyi içerecektir? Listenin boyunu içerecektir diye bize söylüyor. Aynısı burası. Evet. Sorgulama kısmına bakacak olursak user friendly değil mesela bu kullanım. Çünkü ben bir kullanıcı dostu bir prologda yüklem yazmak istiyorsam her seferinde kullanıcının, yani ben buraya diyelim 8 girsem o zaman dizinin boyunu yanlış bulacak. Ya da eksi 4 girsem dizinin boyunu yanlış bulacak. Bu user friendly olmayan bir kullanım tarzı. ACC'len A virgül B virgül C 3 elemanlı bir dizi. Akümülatöre mutlaka ve mutlaka başlangıçta 0 vermek zorundayız. Ama kullanıcı bilmeden veya art niyetli olarak bunu 10 girerse, 0'dan farklı bir değer girerse bizim prolog kodumuz farklı bir sonuç bize üretecek. Dolayısıyla kullanıcı diyecek ki bu yanlış sonuç buluyor. Bu da bizim sonuç bulduğumuz length. Dolayısıyla burada 3 defa rekürsif yapı çalışacak. En başta şuraya gelecek boş liste. Birbirlerinin aynı olmadığı için burada ikisini de ACC yapmış. Bir önceki örnekten farklı olarak yapabilir. O zaman şuradan da kurtulmuş oluyorum. Length eşittir ACC'den. Çünkü her iki değişken birbirine eşitse bunu birbirlerine atama işlemi yapmama gerek yok. Bu da doğru bir yapı. Dolayısıyla. Buradaki rekürsif yapıda heat ve tail kısmı olacak. BC diye. O zaman new ACC'yi, burası 0, dikkat ederseniz old ACC 0 artı 1, 1 yapacak. Sonraki kalan kuyruk kısmı BC'yi burada new ACC 1 ile tekrar gönderecek. Tekrar buraya gelecek. Tekrar kuyruk kısmına inecek. C buraya 1 gelmişti. New ACC tekrar gönderecek. 1 artı 1, 2. Bu sefer C dizisini 2 akümülatör değeriyle
length ile gönderecek. Tekrar empty liste geliyor tabii, yok. Boş liste arıyor çünkü. Tekrar C dizisini, tek eleman C dizisini heat ve tail'ini ayırıyor. Bu sefer L'miz boş liste, dikkat edin. Old ACC'miz 2 idi. Tekrar new ACC'yi buluyor. 2 artı 1, 3. ACC'lerini tekrar çağırdığı zaman bu sefer burası bakın boş liste. Artık bitti dizi çünkü. New ACC'miz 2 artı 1, 3'tü. Bu sefer burası empty list. Burası 3. Burası 3 olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki length kısmımız, şuradaki length kısmımız 3 olarak karşımıza çıkacak. Tekrar akümülatör değerini, length değerini çağıracak olursak. Search tree for ACC len, yani en son yazdığımız kodun arama ağacına bakacak olursak. ACC len ABC 0, len. Bu no nereden geliyor? Aslında şuradaki sorgulamadan geliyor. Yani burada sorgulamış. Empty list mi? Hayır değil. Hayır cevabı almış. Arkasından rekürsif yapıya girmiş. Rekürsif yapıya girdiği zaman içerisinde new ACC'yi 0 artı 1, 1 yapacak. Dolayısıyla şuradaki rekürsif yapıyı çağıracak. Nasıl çağıracak? Kuyruk kısmını bulacak. BC. Arkasından sayacı güncelledi 1. Bakın buradaki len'ler aynı. Sonra bunu tekrar yukarıdan aşağı, önce şurada bir sorgulayacak. BC empty list midir? Değildir. O zaman tekrar kuyruk kısmını bul. Kuyruk kısmını bulduğu zaman old ACC burada dikkat ederseniz 1'di. Önce burayı new ACC'yi tekrar hesaplayacak 2. Sorgulama kısmımız bu sefer kalan dizinin son elemanı C, 2, len. Tekrar burayı sorgulayacak. Tabii ki de hayır cevabı alacak. En son burada empty list kalacak. ACC empty list 3, len. Bakın şuradaki kısımda artık evet cevabı gelmek zorunda. Bakın len eşittir 3 geldi. Tabii şunu da sorgulayacak. Sorgulamak zorunda. Empty list'in heat ve tail kısmı yoktu hatırlarsanız. Heat ve tail kısmı da olmadığı için hayır yanıtı verecek bize. Dolayısıyla burada 3 defa rekürsif yapı çağrılıyor. Tek farkı diğerinden, onu da yapacağız. Tekrar başa doğru dönme gibi bir işlemimiz yok. Adding a wrapper predicate, yani biz bunu kullanıcı dostu yapmak istiyor isek bu sayaç kısmından kurtulalım. Bir eklenti ilave edelim. Bakın o da burada. Nerede? Şurada. Length, list, length, ACC len, list, virgül, 0, virgül, length. Bakın artık ACC len diye bir sorgulama yapmıyorum. Yapabilirim bu arada. Fakat sadece length diyorum. Diziyi veriyorum ve boyunu arıyorum. O zaman burada ACC len'in içerisinde bu kuralın olabilmesi için sayacı ben direkt olarak 0 veriyorum. Bakın burada. Direkt 0 verdim. Dolayısıyla kullanıcının artık bir sayaç değeri girmesine gerek yok. Bakın aşağıda aynı sorgu. Bir satır daha kural yazdık. Length ABC virgül. Sayaç nerede? Yok. Çünkü length'te arayacak. Length'te aradığı zaman şuraya gelecek. Listeye aynen geliyor. Length'te geliyor ve sayacı kendisi vermiş oldu. Bu da kullanıcı dostu bir yazılım. Sonra doğru geliyoruz dersin. Tail recursion kısmı. Yani kuyruktan öz yineleme. Why is ACC len better than len? Neden daha iyi? Yani bir tanesi kuyruk rekürsif yapısı ACC'ler, diğeri ise kuyruk rekürsif yapısı değil. Farkları şunlar. In tail recursive predicate, yani kuyruktan öz yineli yüklemlerde sonuçlar is fully calculated once we reach the base clause. Biz temel clause'a vardığımız anda sonuçlar hesaplanmış olunur. Yani aynı akümülatördeki sayaç gibi. In recursive predicates, yani recursive öz yineli yüklemler that are not tail recursive. Her zaman demeyeyim. Recursive yüklemler her zaman kuyruk recursive yapılarına sahip değildir. There are still goals on the stack. Yani onlar hala yığınlar üzerinde bazı amaçları vardır. When they reach the base clause. Bu da aslında ilk kullandığımız. Yani biz sona vardığımız zaman base clause'a hala rekürsif yapı sonucu bulmamıştır. Rekürsif yapıdan başa doğru gitmemiz gerekiyor. İlk örneği hatırlayacak olursak.
Karşılaştırma kısmına baktığımız zaman tail recursive yapısı, tail recursive aslında burada rule'un sonunda yer almasına tail recursive diyoruz. Yani bir kuralın en sonunda olursa fonksiyonun kendini çağırması ya da yüklemin, buna kuyruk recursive. Tail recursive olmayan yapıda ise öz yineli yapı direkt olarak kendini çağırıyor. Dolayısıyla sürekli kendini çağıracağı için virgülden sonraki işlemden bir başka bahara kalıyor. Hangi bahara? Şuradaki temel base clause, temel cümleyi yakaladığımız anda kaç tane, 10 tane recursive yapıysa ondan sonra başa doğru şunlar hesaplanıyor. Dolayısıyla ek bir işlem. Burada ise önce bu işlem yapılıyor. Ondan sonra kuyruktaki recursive yapıyor. Dolayısıyla ben işlemi yapıp recursive'e geçtiğim için bu bana zaman açısından bir avantaj sağlıyor. Len'in search tree'sine baktığımız zaman çok daha uzun bir yapı var. Şöyle hızlıca geçiyorum. Bakın ne yapmış? İşte yine temel clause'u bakıyor. Hayır. Şunlar temel clause'lar. Diğer kısımlar len is len 1 artı 1. Başka bir değişken atacak. İşte şurada base clause'a varıyor. Base clause'a vardığı için vardığı zaman başa doğru. Bakın len 3 0. Len 2 1. 1 artı 1. Len 1 2. Sonra len 1 artı 1, yani 2 artı 1 de 3 şeklinde tekrar başa doğru işlemler yapıyor. Burada biriken işlemleri görüyoruz. İşte en başta birinci recursive'de bu bir işlem birikiyor. Virgülden sonraki burada 2 işlem birikiyor. Burada artık 3 tane recursive işlemi birikiyor. ACC'lerini zaten yapmıştık. Burayı da geçiyorum. Egzersizler var yine her bir chapter'ın sonunda. Comparing integers, tam sayıların karşılaştırılması kısmına. Burada bakarsanız arkadaşlar, karşılaştırma kısımlarında karşılaştırma operatörleri var burada. Comparing sayıların karşılaştırması. Bir dakika geliyorum. Evet, merhaba arkadaşlar tekrar. Karşılaştırma operatörleri dedik, bunları kullanımına dair. Karşılaştırma yani sayıları karşı küçük büyük gibi işlemler var. Buraya tekrar bakacak olursak yani matematiksel işlemler aslında. Örneğin 2 küçük 4 artı 1. Bunun sonucu evet. Burada matematiksel işlem yapıyor. Yani 2 5'ten küçüktür. 4 artı 3 büyük 5 artı 5. 7 ondan büyüktür. Hayır şeklinde değerlendirme yapıyor. Karşılaştırma operatörlerinde oraya gelecek olsak eşittir. Aritmetik işlemler de var. Fakat prologdaki karşı eşittir birleştirme işlemiydi. Sadece burada bir farklılık var. İki tane eşittirin ortasına iki nokta üst üste koyuyoruz. Bu karşılaştırma oldu. Yani x'ten y
birbirine eşit mi? Eşit değil değilse ters slash koyuyoruz. Büyük eşit küçük eşittir de küçük eşittir de eşittir'i öncesine koyuyoruz. Kapalı alanı, dar alanı, büyük eşittir değilse büyükten sonra koyuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada 4 eşittir 4 aslında bir karşılaşma değil. 4 ile 4 birleşir mi sorusunun cevabı? Evet. 2 artı 2 eşittir 4. Tabii ki burada 2 artı 2 4 ile birleşir mi işleminin sonucu hayır olacak. Ama 2 artı 2 eşittir 2 nokta üst üste eşittir 4 dediğimiz zaman 2 artı 2'nin sonucu 4, 4'e eşit midir? Evet. Aritmetik bir karşılaşma operatörü bu arkadaşlar. We are going to define a predicate. Bir yüklem tanımlayacağız diyor. That takes two arguments. İki tane parametreden kullanılıyor. And is true. Doğru değer dönüyor. Ne zaman? The first argument is a list of integers. İlk parametre bir tam sayı listesi ise. İkinci parametre ise is the highest integer in the list. Listenin en büyük. Hatırlarsınız bir dizinin en büyük elemanını bulma aslında. Listenin en büyük elemanına sahipse ikinci liste true dönüyormuş. Temel idea, temel fikir we will use an accumulator. Yani bir sayaç kullanacağız. The accumulator keeps track of the highest value encountered so far. Yani sonuna kadar en yüksek değeri sürekli izleyecek bir accumulator tasarlayacağız. Ve en son rekürsif yapı ya da listede işimiz bittiği zaman accumulator'a baktığımız zaman biz neyi göreceğiz? Dizinin en büyük elemanını göreceğiz. En küçüğü de bulabiliriz tabii. If you find a higher value, biz en yüksek değeri bulursak eğer, accumulator will be updated. Accumulator kendini ne yapacak? Sayaç güncelleyecek, update edecek. Koda baktığımız zaman ACC max ismi de güzel. Akümülatörlü bir maksimum bulma. Heat ve tail kısmını ayırmış. A virgül max. Burada akümülatör şurası. Burası da bulmamızı istenilen maksimum en büyük eleman. Rule'a baktığımız zaman kurala eğer heat kısmımız çünkü tail kısmımız bir eleman değil bir dizi. Heat kısmı dizinin ilk elemanı eğer akümülatördeki A'dan büyük ise o zaman akümülatörü güncellememiz lazım değil mi? Öyle diyordu. ACC max bakın bu da bir tail rekürsif yapısı. Kuyruk rekürsif en sonda yer alıyor. Tekrar kendini çağır. Geriye kalan dizide tail kısmında bakın artık A'yı göndermiyor buraya. Çünkü H A'dan daha büyükse artık A'yı çöpe atıyorum. Şuradaki akümülatör kısmını artık ben H'yi güncelliyorum. ACC max yine heat tail kısmı A virgül max. Bunun tam tersi yani H değerimiz dizinin ilk elemanı eğer bizim akümülatördeki A'dan küçük ya da ona eşitse o zaman A'yı güncellemeye gerek yok. Bakın aynı kısım yine kuyruk kısmı geliyor A'yı güncellemiyor burada. Demek ki ikisi arasındaki fark şuradaki ilk kısımda dizinin ilk elemanı akümülatörden büyükse akümülatörü güncelliyorum. Burada akümülatördeki değerden dizinin ilk elemanı sürekli alıyorum tabii rekürsif yapıda. Dizinin ilk elemanı akümülatörden daha küçük ise o zaman akümülatör güncellemiyor. Burada ACC max empty list virgül A virgül bunu sonra da koyabiliriz. Eğer dizimiz boş bir liste ise akümülatördeki sayaçta en başta sıfır değeri atayacağız. Akümülatördeki değer maksimum değerdir diye bir base rule yapıyoruz. ACC max 1, 0, 5, 4 elemanlardan oluşan bir dizinin maksimumunu buluyoruz. Bakın sayaç olarak 0 A'ya verilmiş maksimum elemanını arıyoruz. Dolayısıyla önce buraya gelecek. Buraya geldiği zaman heat kısmı 1 olacak. Doğru mu? 1 olacak. 1 0'dan büyük mü? Evet. O zaman geriye kalan tail kısmı yani 0, 5, 4 dizisi artık heat'i gönderiyorum buraya 1. 1 gül max diye. Sonra tekrar şey olacak. Bunu çağırdığı için rekürsif yapıda tekrar buraya gelecek. Heat virgül tail kısmına ayıracak bunu. Yani 0 olacak heat. Burası 1'de. 0 1'den büyük mü? Hayır. Dolayısıyla burası olumsuz oldu. Bir sonrakine bakacak. Yine heat virgül tailini ayıracak burayı. Diziyi ayırmadık dikkat ederseniz. Yine 0 kısmı gelecek. 0 küçük eşit midir? En sondaki güncellediğimiz değer neydi? 1. Evet küçüktür. O zaman akümülatör max kuyruk kısmı 5,4
virgül akümülatörün kendisi 1 ile devam edecek. Tekrar başa geldik. 5,4'ü kuyruk ve heat kısmına ayırdık. Burası 5. 5 birden büyük mü? Evet. Akümülatör o zaman güncelleniyor. Geriye kalan en son 4 tek elemanlı dizimiz buraya geldi. Dizimiz 4. Heat kısmımız 5 oldu. Max tekrar bu tarafa geldik. Heat ve tailine 4'ü ayırıyoruz. Heat'imiz 4. Tailimiz empty list oldu. Akümülatörümüz 5. 4 5'ten büyük mü? Hayır değil. O zaman patladı burası. Buraya geldik. Heat ve tailini ayırdık. Yine burası boş liste oldu. Heat kısmımız 4. 4 5'ten büyük mü? Hayır. Akümülatör max. Bu sefer empty list. Burası 5 olarak kaldı. Tekrar bu tarafa geldi. Empty list bölünmüyor. Burada hayır yanıtı. Empty list bölünmüyor heat tailine. Buraya geldi. Akümülatör max. Empty listi. Akümülatörde kaç değeri vardı? 5. Burası da aslında maksimum. Dolayısıyla bizim rekürsif yapı içerisinde 2 tane rekürsif yapı var. En son bulduğumuz akümülatördeki değerimiz bizim maksimum, dizimizin en büyük elemanı oluyor arkadaşlar. Kullanıcı dostu olmayan bir yapı olduğu için şuraya bir de en sona maksimum h,t, heat, tail kısmı virgül max ekliyoruz. Burada artık sayaç kısmı. Ama dikkat edin, artık burada sıfır eklememize gerek yok. Diziyi heat ve tail kısmına ayırdığımız zaman dizinin ilk elemanını maksimum eleman kabul edebiliriz mantığıyla. Buraya tail kısmını atıyor. ACC Max'a dizinin ilk elemanı artık dizinin akümülatörüne attığımız ilk sayaç değeri oluyor. Dolayısıyla bir adım da kısaltmış oluyoruz. İki tane kullanım örneği. Artık burada max 1054 olduğu zaman H'miz 1 ile başlayacak. Dolayısıyla şuradaki A'mız 1 ile başlayacak, devam edecek. Eksi 3, eksi 1, eksi 5, eksi 4'te de dizimizin en büyük elemanı eksi 3 ile başlayacak burası heat. Dolayısıyla eksi 3 ile başlayacak ve eksi 1, eksi 5, eksi 4'ten karşılaştırıp eksi 1'i maksimum değer olarak bize bulacak. Bu dersin özetine gelecek olursak, bu derste biz neyi gösterdik? Prolog'da aritmetik işlemlerin, komparatör işlemleri, 4 işlemler gibi, hatta mod aritmetik işlemlerin, bu işlemlerin nasıl olduğunu. Başka en önemli şeylerden bir tanesi, kuyruk rekürsif yapısıyla kuyruk olmayan rekürsif yapı arasındaki search tree'ye bakarak hangisinin daha verimli, daha efektif olduğuna baktık. Tabii ki kuyruk rekürsif yapısı daha efektif. Neden? Çünkü kuyruk olmayan rekürsif yapısında önce fonksiyon kendini çağırdığı için virgülden sonraki kısımlar base clause'a geldikten sonra devam ettiği için rekürsif yapı ne kadar uzarsa o kadar çok işlemler uzuyor. Tail rekürsifte ise önce işlem yapılıp işte akümülatör gibi sonra fonksiyon kendini çağırdığı için en son base clause'a geldiğimiz zaman sonucu zaten akümülatörde bulmuş oluyoruz. Bir introduced to programming technique of using akümülatörler kullanarak sayaçlar kullanarak programlama tekniğine bir giriş yaptık. Aynı zamanda da kullanıcı dostu olabilmesi için bir yüklemin, bir wrapper predicate'inin nasıl kullanıldığına bir giriş yaptık arkadaşlar. Bir sonraki de haftaya olan dersimizde ne yapacağız peki? Bir sonraki haftada bu gördüklerimize ilaveten yine listelerden devam edeceğiz. İşte append yüklemini tanımlayacağız. Bu iki listenin birleştirmesiyle ilgili bir yüklem. Bir listenin reverse yani tersine çevrilmesini tartışacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.